بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı روزاسını tutmağını bizlere خاص kılgan Allah Teala'ya hamd ve senalar olsun. Ramazan ayı keçelerini bedav kazmakını bizlerle sünnet kılgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu zürürler olsun. Allahümme la sehle illa ma ce'alte hu sehlen ve inşeyte ce'alte l-hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah'ın mübarek keçelerinden bir keçede, Allah'ın gayetlerinden bir gayet bulmuş sizlerini bu muhteşem mescidinizde, Ramazan-ı Şerif ayıda ve hal-ı kudret kutkazıp gereken ruhi terbiye, kalp kalplige, ahlak saykalleşi manasıdaki derslerimizle devam ettiremiz. Allah'ın derslerde Allah'ın zikri, Allah'ın ibadeti her bir bende için daimi zaruret gerekliğine. Ben de daimi revişte kılıp Allah Teala'nın zikri bilen dur bulup yürüyüşü lazım o da bu dikenliğe. Her vacib ibadetlerden sonra nefil ibadetlerine hem ala yetişke ihtiyaç var dedi. Bu işlerin hepsi kalp pakliği için, ruh terbiyesi için, ahlak seyfeli için hizmet kılıçdaki doğrusuyla sohbetleştirdi. Öz-özüden bana şu ibadetlerini arz olsun, vacib olsun, nefil olsun, namaz olsun, roza olsun, zikir olsun, kıraat-ı Kur'an olsun, başka olsun, ada yetiş tertibi hangi olaydı diyen savaşçı. Çünkü hadis kitaplarımızda, rivayetlerde muhaddislerimiz özlerinde yetip gelen rivayetlerini, hadislerini, ahbarlarını senede bilen kimden eşitlediklerini tertipli ravuşta yazıp koyduğun halas. Bazı bir halatlarda bir nece işten kılınışı yazılıyor. Bu tür tahara, namaz, başkalarda okşayan birbirinden fark olan işten hem yazıp kalıyor. Ana namazımızını, taharetimizini, şeriat ahkamlarını tertipte sarışta bizge fıkh-ı zahir fakih ulamalarımız yardım verip ayet ve hadislerden ahkamlarını çıkarıp ibadetlerinin kılıç tertibini örgütüp koyan borsalar şimdi kalp iliminin ulamaları ruhi terbiye üstadları zikir için, ibadet için, nefret için gelen rivayetlerini organişi, ahli organişi, tertifke salıp, siz bilen bizge, ana şu işlerini, kay tertifte alıp barışımızı asanlaştırıp belgeler. Bu gündelik vazifelerini ruhi terbiye ilmide virt deyiladi. Cami avrat bo'ladi. Virt. Bizning tilimizda uni vazifa deb o'rganib qolganmiz. Ba'zi bir shu ruhiy tarbiya ustozlaridan dars olgan, vazifa olgan kishilar mana ertalab o'qiydigan vazifam bor edi, bajarib qo'yay deydi. O'zi
o'ziga berilgan vazifani o'qib boradi. Yoki falon shaxsga borganingizda bizga vazifa berdi deydi. Shunga o'xshagan tushunchalar bor. Demak, bular kundalik har kuni takror bo'ladigan ma'lum bir duolar, zikrlar, tilovati Qur'on yoki shunga o'xshagan boshqa narsalardan iborat bo'ladi. Bu tartib, bu ma'nodagi ishlar har bir inson uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar nihoyatda zarur ishlar. Hayotini tartibga solish uchun, maoshini tartibga solish uchun, bu dunyoda tartibli, intizomli, qoidali yashash uchun har bir odamni albatta o'zini ma'lum bir rejasi bo'lishi kerak. Ana shu rejani siz bilan bizga aynan ruhiy tarbiya ustozlari o'rgatishgan va ana o'sha topshiriqlarni verdi deb atashgan. Verdi so'zi varaqa so'zidan olgan bo'lib, o'zi aslida eski paytda suvxonaga borishni aytadi. Avval bunaqa demak, tarnovlarda uylarga kirib turadigan suvlar bo'lmagan. Ma'lum bir quduqqami yoki arovni kengroq qilib qo'ygan joyiga borib odamlar har kuni bir necha martadan uyiga idishda suv ko'tarishib kelgan. Hozir ham ba'zi joylarda bor bu narsa. Ana o'shanda suv olishga tayyorlanib qo'ygan joyni mavlid deyishadi. Suvxona, suvxona. Ana unga borib suv olib kelishni birt deyiladi. Chunki borib kelib tunda bir necha marta takrorlanadi. Bu vazifalarni ham har kuni Xudoni bergan kuni bir necha marta ado etganligidan o'sha suvga borishga o'xshatib, buni ham mashoyixlarimiz birt deb nomlashib qolgan. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni turli tuman qilib yaratgan. Ma'lum bir holda o'zgarmas ravishda doimiy ravishda birday ketaversa qiziq bo'lmaydi. Albatta bu o'zgarib turish kerak, turlanib turish kerak, doimo bir yangilik bo'lib turish kerak. Alloh taolo bu dunyoni yaratganda shuni iroda qilgan, bu dunyoni tartibini saqlaganda ham mana shuni iroda qilgan. Ibodatda ham mana shu narsa. Alloh taolo aytadi: "Azbillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Tadkurulloha zikran wa asida." ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Allohning deydi Alloh taolo o'zi. Ertay va kech zikr qilinglar. Erta ham, kech ham Allohni zikr qilinglar. Kechasida bo'lsa, unga sajda qilinglar, ya'ni namoz o'qinglar. Va sabbihu laylan tawila. Uzoq kechalarda tasbihat. Mana shu yerda zikr bor. Zikr erta ham bo'ladi, kech ham bo'ladi. Mana shu yerda sajda, namoz bor kechasida. Va mana shu yerda yana tasbih aytish ham bor. Demak, ibodatni bir qancha turini qilinyapti. Zikr, namoz, tasbih aytish, va bunga o'xshagan kechasi, kunduzi, ertalab, kechqurun. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Va huvallazi جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا." Allah şunu diyecek ki, kece kündüzünü birbirinden anlaştırılan bu kıtoydu. Kece kece kündüz geledi, kündüz gelse kece ona şunu anlaştırıldı. Ne olacak? لمن أراد أن يتذكر. Zikr qilganlarni, zikrni iroda qilganlar uchun va shukrni iroda qilganlar uchun. Kimdir kechasi yaxshiroq ibodat qiladi, kimdir kunduzi almashib turadi. Ana shu ma'noda, demak, bugungi kunda insonning kun tartibi deb atalayotgan narsa dunyo tarixida birinchi bo'lib musulmonlar tarafidan Allohning ta'limoti asosida yo'lga qo'yildi. Har bir mo'min musulmon banda uchun ilohiy ta'limot asosida aniq va ilohiy barakot aralashgan kun tartibi tuzilgan. Bu kun tartibini tengi yo'q.
Dünyada misli yok. Okşaşı yok. Bu nihayette ulu ve büyük bir baktır. Çünkü insanın hayatına bereket kirletiyor. Hayır kirletiyor. Aynen ana şu nesedir. Yani ki hayat tarzı şundan ibarettir. Gelirler anlamız bu boyla görelim. Adam keçkürün kulak uyaklandı, tamlaklandı, uygandı. Şu uygandışı kandak oluşu gerek. Zor için başka türlü halklardan, Müslüman bölgelerden, bölgelerden hepsinden sorun. Sen erteler tam çabada uygandığında ne var hayatın sen, ne var yapayken sen siz? Hiçbirinin tayini yok. Hiçbirinin tayini yok. Kimdir sökülüp duradı? Kimdir tükürüp duradı? Kimdir yana kanda kandaydı? Bu özünü böyle bakken taşmışını kaydeden esili alıp duradı. O hafızı. Mumun Müslümanlar için. Dünyada ancak bir yarım milyar Müslüman buradan olsa değerli hammasını yapıp duruşlar. Mumun Müslüman adam gecesi yatıp uygulayandan keyin tam çabada uygulayandan الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لأن دعاء مبيد بالمجالر ما نشر معنى صنع نشر معنى صنع بزن أرجان مزدن كي ينتر الترجم الله لحمد سنة بس شكر بس وخلاب يردو ديو ديار دي قولي دي لكن الله بزن ترك ترغزد وزن يشكر Eğer afan kalsa o bakmakla uğradı. Kança kaça adam uzak durma yaptı, o arada hınkış geri yaptı. Her birimiz şunda yoluşumuz mümkün idi. Lekin Allah kırıttırdı. Uykudan sağ salamına kuruş nimetini verdi. Şunun için bu zatka hamd olsun, maktab olsun, şükür olsun, sana olsun. Ve her bir günü yığılıp barışımız o zaman huzuruyla yani. Görüyorsun mu? Tam çabada. Yeni bir gününü boşlaştığı birinci kademede Allah'ını eski alış. Allah'a şükür eylesin. Allah'ın bunu tırıldırdığını eski alış. Ve yani bari Allah'a kaydışını eski alış. Bu dediğini bu adam kum boyu fakat Allah bilen buladı ve fakat yaşlıyorlar. Buna da güzel mana. Buna da kur mana. Buna da barakatlık mananı Müslümanlardan başka hiç kim ayet almaydı, çünkü bilmeydi, talimi yok. Yani Allah'a şükür ayet tuturdu. Müslümanların nakladı. Uygunu kulak kaderliğinden, özden de maradı. Yüz kolunu, ayağını yuvadı. İbadet. Aklenip Allah'a ibadet kılışkı. Arvardı varlığından mülakat kılışken, münacat kılışken hayat geldi böyle. Yani görüyorsun mu? Hangi ulu bir halet? Yani o şey payında yine okuladığından bazı bir dualar var. Rabbine billahi Rabben ve bil İslami dine ve bin nebiyyine Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Resulen ve nebiyyine. Yani Allah'ın Rabb'i razı olduk. İslam'ın dinde razı olduk. Muhammed Aleyhisselam'ın Nebi ve Resul'de razı olduk. Vücuda büyük bir ahname. Allah'ın özüge, şangen dinine, yuvargen peygamberine razılıkını tam seherde ilan kılış. Her gün ilan kılış. Her zaman ilan kılış. Bana bu hakikaten cüde büyük bir vah, ülken saadet var. Yani maşarlıklarımız eylediler ki, ana şunda sahar çabıda, tilekler, dualar, kabul buladığından kaydeder, her bir mumun Müslüman üç madde, Bismillahillezî lâ yadûhû ma ismihî şeycin fil ardı ve lâ fissemâ, üç madde etsin. Bu da gelmedi yani. Allah'ın ismi bile. O zat şundur zatı ki, onun ismi barcayla, asmanlar ve yerde hiç kim
zərədiyyət qazanmayıb. Üç mərtə ayət qoysan, deyilir hədisdə, kum boyu inşaallah onca heç qəndi farklılarda zərər yetməyib. Yetməyib, anad. Mənəşə hədisini Əbam ibn-i Osman radiyallahu anh rivayət edirlər. Hazreti Osman-ı Zülnureyn-i oğulları. Daima yürərdir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruna ismuhu şeyhin fil ardi ve la fis semâ davasını okuyla. İnşallah hiç kendi sizlerle tosetten yedenden bana afet kimeydi diye yürerdi. Daimi yürermiştir. Maşgur ediler. Şunu yaptılar. Bugün adamlar eşitti ki Osman, Hazreti Osman'ın oğulları Kaban, şu hadisinin rivayet edilen zat, yüreklerden demek insuf olup araz yapmadılar. Bu yine yok gelmiyor. Adamlar görgülerini var işte. Görgülerini var. İşenme derdi. Huzur, hani hadi sakin yürür diyor. Kana kabul diye kendin bu arası. Hakikaten yok. Kesin. Bir taraf işlemiyordu. Şunda ikide kirdiyen ziyaretçi birbirine manalı karışık koydu. Huzur bu hadisini hadi yürür diyor. Ali bu vokat diyor. Ende degen manada manalı közkarını buluşturuştu. Şunda yatken cahilde bimar, Eban ibn-i Osman radıyallahu anh'u ne kadar közü güçtür işe yapsa? Dönüp durup ben, bugün hoca dua esinden çıkıp olan eken, deyken. İman etikad mı lan? Yani bugünkü günümüzün uzunu, kavgatasız otkazışını, ana gazetede, Kur'an'ı durup da, şunu, demek, okul, Allah'tan ilan yükselir. Arapçasını yalayamayanlar, kız versiyonu anlasın, neyse, o da oradan anlasın. İnşallah Allah kabul kıladı, kabul kuruluşu olsun. Bu indi Bağdat'tan aldım bu etken diyorlar. Bağdat'tan aldım diye sakat çağırıyor. Müddetler, fırsatlar, vakitler, istiğfar için. Allah subhanahu ve ta'ala, mumun Müslüman bendelerini maktaş varası da, melih kılıç, ilerini buluklar sıfatlarını vasıf kılıç varası da, وَبِلْ أَسْحَادِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ deyken. Mumunların sıfatlarından bir tersi şu ki, sahal çağırlarında istiğfar ederler. Yani mağfiret sorar, Allah'a iltica ederler. Bunun için bu payette istiğfar ayeti kalış, günahını sorar kalış, şu da mumun bir iş olarak. Ulu maşarıklarımızdan, Otgen Hoşu sahabalarının davranını görülen adamlardan birileri, şuna kadar namazdan aldığında sehar paydada bu onun uyuyun çakırı varsa hizmetçileri uykuda değişti, uyku ettiler. Her bir adam umumdan hayran kalır eken, ya Allah, Subhanallah, hazır bir vakti, uykuydu mu adam? Ben birinci mertte işte yapmam, o bu paydada, sehar paydada uyku yatan adamla dedim. Yani başka da bunu kımadan da, bu adam bereket eder, sehar duruyor. Bana şu sehar duruş, Müslüman ümmetinin en büyük simalarından biri. Seherde bereke var, seherde hayır var, yakşilik var. Ana şu seher türlerler şunu diye bir şey. Ulamalar bunu düşündürüş için hayattan misafir girmişler. Bana kareler dedi, koy. Koy, barakatlı hayvan. Lekin fiteden duvarlar. İhtiyat duvarlarına cüde kem dolayı. Onu tırmayı her gün adamlar soyup yiyip duradı. Lekin karasayız hem orada yana koyup korunabilir olarak. İt bir tukarda sekizde, dokuzda, onda tukarda. Onu bittesini yiyeceğim haram. Lekin kayarda karasayız it bitte yormaz yuradı, kuğurgen, tepirgen, kaygargen haram. Ne nasıl var bu? Dese, koy seherde okumaya gidiyor. İlk maşı gecesine sekkede yürüyüp yürüyüp seherin bir yanı kılıp var. Bana şimdi ulamalarımız mülahaza kılıp çüntürüş için siz kılığınızda ibret buluşur için ekleyin. Yani demek mumun Müslüman bende o zaman İslami hüküm tertibine emel kılıyken bende elde tahalatını kılıp dualarını okur masjide tamam diyorlar.
لو دا اشتي كده هم دو على ريان بار اللهم اجعلني في يمين الاولى ما في يسار الاولى دجن دو على البار ولكن ان شاء الله كبرنا اول اسلام خب مسجد بارغاندا اون يم انا اون يا قران كريش و دو اسر انا هم بدل بار يعني كبر نما حساب دي نما شكل دي نما خلا دي جام دي هم يوغا انا كارت ترد انا اند بوندا نمازن اوقدا bu büyük bir var. Onlarını okup, adal yetiş farzını, nihayette kette bir var. Bunu hadislerde okup geçtirilen sevapları kurken beresine gidiyor. Hani indim, hani şu yerde, bandarını okup salam vermeyenden keyin, en faziletli vakitlerden bittesi boşanır. Şunun için dini, nefir ibadet kılaman, sevabını kub olaman, zikrini, zafirlerden bulaman degen adam, ana şu bandarını okup salamını derdiğinden keyin namazda oturgan halinde ayağını tutmazsan zikrini başlayın diye. La ilahe illallahü vahdahu la şerike lehu lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve hu ala kulli şeyin kadirini 10 mertteyse 10'da hatası kesirledi. 10'da yaxshilik yoziladi, 10'da balo rad qilinadi, 10'da xayr jalb qilinadi va kech kechavu Alloh taoloning himoyasida bo'ladi, shayton ham unga zarar qiladi. Ro'yxatdan Allohning zikrini qanday urug' ekanligi. Siz bilan bizni bugungi hayotimizga, shu nafas olib turgan kunimizga manfaat qancha? Ana namaz okup salam verdiğinden keyin bandarını kuyas çıktınca bulgen muddet hakikatten zikir muddeti, kıraat-ı Kur'an muddeti, dua muddeti, Allah'a iltica muddeti. Şunun için İmam Malik ibn Anas rahmetullahi aleyh namazdan keyin kuyas çıktınca bulgen muddette uklamak makruhtur diye. Ata ibn Abi Rabah degan tabiyelerini en duyuklardan, alimlerden bulurlar. Bu kişi o zaman kara adam bulurlar. Kırk gözleri, sarışık toka, görünüşleri nihayette ortaça. Ama ilimde tengi yok adam bulurlar. Hac mazlumu olsa Mekke'de cahsiler cah çakırır. O haziler, o ahl-ı Mekke, Ata ibn Abi Rabah hacga keldi, endi birov fatvo aytmasin dedi. O'sha odam aytar ekan. Hamma yoqda jarish solib aytishar ekan. Birov endi fatvo aytmaydi, bu odam keldi, bundan ibodatli odam yo'q, shu aytadi, boshqasi aytmaydi. Talabalarning ichida dars aytib o'tirdi, o'tirsa davrada dedi, ko'rganlar, o'tdi dedi, paxtazorda bir qora qush o'tirgandek bo'lardi. U kishi qop-qora, talabalar oppoq. Lekin hammasini ustoz. Ana shu zot bir kuni ko'pchilik bilan safarda ketayotganlar sahroda yo'llarida bir to'da sherlarning yalasi yotgan. Borib odamlar bu yoqda, sherlar bu yoqda bir-biriga qarab to'xtashdi. Sherlar ham qimirlamay shu odamlarning ko'zini kutib turibdi. Odamlar noilas uylarini qo'yib o'tirishibdi, ular bir kelsa keyin yuramiz degan ma'noda. Orqaga qochaylik desa, sen tashlashib turgan deyapti. Shu bir-biriga ko'zini tikkanicha 2-3 kun turishib qoldi. Necha qolmay turishib qoldi. 3-chi kuni qaysi bir xudoning irodasi kelganda, sherlarning kattasi turib, chekaga qarab yurgan ekan, qolganlar ham ellashib, hammasi yana safarning ichiga yo'qolishib ketdi. Şimdi adamlar akıl takıl yakıştırma başlarında elde şarkılar gelip Ata ibn Abdur Rabah'a sizden bir baş üç gün uklamadıyız, kızı vasit edilse o bu vakti uklamamayı da atar bir gene kadar. Ondan keyin kuyas çıkınca vakti. Bakın. Hayır hammas şundan. Bunu bizne dinimiz 1500 yıl adını ilan kılıp ibadette kafayı hoş koyuyor. Endi hozir boshqalar ertalab quyosh chiqmasdan oldin bo'lsa, ultrabinafsha nurlar tarqalar ekan,
sağlık kadar fayda eken, bu bolar eken, bu bolar eken diyecek. Hazır bütün dünya boyunca yaz boyunda o şey yaralıydı, adamlar işe varsındı, saatten ırkın, bir saat aldığında sürer. Ne var? Elektri energiyasını hesaplar. Bu bayağı da gelmemek. Pul mallarını bazı işler kısımlar, özellikle bereket yapıyor. Bunlar bereket değiştirilmiyor. Başkaca sözler ne diyecek? Ana boşu vakitte, demek ben de güde yakışı bir halette, kalbini hazır kılayan halde özünü zikirlerim etsin. Ey la ilahe illallah ve ahlehu ve şerike lahuna ummette okusa, bundan gelin seyirler istiğfarını okuydu, bundan gelin başka duaları var, hemmesini okuydu. Ya da var yerler, yakışı bir adamlar, güde hem yakışı bir halet olur. Bizni organizda keng tarqalgan Naqshbandiya tariqatida mashoyihlari mana shu paytda demak 100 marta astagfirulloh al-aliyyal azim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi nuhsin 100 marta la ilaha illallohni aytsin 100 marta allohumma solli alani aytsin va 100 marta qul huvallohu ahadni o'qisin va baladigonlar Yosin surasini o'qisin. Oşu barakatlı payıttı, hayırlı payıttı. Bendere iki dünyanın baktığını, saadetini tanıntıladığım bir payıttı. Çünkü kuttu şu payıttı, yerde nevbatçılık kırdığın karıştalar Osmanlı kurtarılıp, Osmanlı'dan yerine düşüp anlaş etken olacak. Bana koşuların bu grubuyan, bu grubuyan bunu duasıyla alın diyor. Şunun için bu vakit barakatlı. Şunun için anlaşıp vakitte harakatda bo'lish kerak. Allohdan xayrni, barakani, yaxshilikni va so'raydigan narsalarini so'rab olish kerak. Mana zikr, tilovat Qur'on boshqa narsalar bilan o'sha muddatni o'tkazib quyosh chiqdi. Quyosh chiqqandan keyin turib 2 rakat namoz o'qiladi, nafl namoz. Bu namozni shuruq namozi deyiladi. Yani kuyaş çıktı. Yani. Şuruk degen kuyaş çıkışına gidiyor. Kuyaş çıktı bu geldiğine, vakti oku geldiği için şuruk namazı edirgen. Bana bu namazın okuşunu acili savabı bir de buyur dediğine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerine dayandırıp deriyenler. Bana ondan ki kişilerini gündelik tarifleri, gün tarifleri şahsiyetine karar her gün bulan. Onlar da hemen bir evine. Yukudan duruşuyan, bir tarak edeşeyen, namaz okuşuyan bir evine. Yani bir az çıktı, yani hemen bir eseri gibi başlayan. Yani kadınki ulamalarımız adamlarını bu manada altı taifeye tahsinle geldi. Abid, alim, müteallim, vazifedar, hünermen ve Allah'ın muhabbetine ver bulunan şahs. Altı kişi. Bunlardan kim şu altı tayfaya mensup olsa, o zile yarışa harekette bulundu. Elbette kişinin kesbine, yaşına, imkaniyetlerine karar İmkanı vardı, toprağı nakıl ibadet kıladı, imkanı yoktu, azına kıladı. Yani kişilerin tabiatları tam farklı oladı. Otken ahli sağlık, ruhi terbiyenin ustazları, büyük kişilerin bazıları namaz okusun toprağı yaşayarak gördü. Bazıları roza nakılını, roza tutuşunu, o zile güle nakıl topken, yani bazıları zikrini, üçüncüleri kıraatı, Kur'an'ını, tortuncular yani başka bir nakıl ibadetine ihtiyaç duyar. Lakin ne maksatı? Şu umurunu bekar okuzmayı naşin insanlarla maşhur olsun. Ana abidler bunu ise alimler ilim tertarçı nakıl ibadet kıyandan göre abzal saklanır. Kitabı yazı yaptı mı? Vazkırı yaptı mı? Ders kodu yaptı mı? Bunun vakti var mı? Şunu kısa. Fakat türüler memur neyin madde tasbih ayda da bana düşünün ayda oraya değiştiğini olmayacak, dersine otuş gerek. Farsana tıp oldu,
vacibini qıboldu, sünnetini qıboldu. Endi dersi bunun için alakıda ertli dersi olarak. Daha birimler hem şu var. Endi vazifadarlar olsa vazifasını kılış gerek. Çünkü ular adamlar bilen muamele kılışadı, o adamların hacetini çıkarışadı. Çünkü için farz ibadetini eda kılıp bulup, vazifasını bacarsın. Vazifesi devamında farz ibadette vakti bulkası onu farzını bacarsın, vacibini kısın da yine vazifesini kaysın. Çünkü vazifesi yer için, yurt için gerek. Kündüzü için dağılıp otuz halde keçerse ne gibi bir muhabbet, yani nakli ibadeti gel. O adamdan hayta olan hayta olan. Hünarman taraf şu, hünarman ticaretçi olsun, kasıp olsun, dehkan olsun, bağban olsun, kim bu işten katli nezer, onların hoşu hünarının kalışı lazım davut nese, kuzu için, ailesi için, yeri yurtu için gerek mehnet bu. Şunu kısın, lakin daim Allah'ın izni kursun. İşin devamında, ne la ilahe illallah ne aydır, subhanallah ne aydır, başka nesnelerini, dilini Allah'ın zikri olan korkulup dursun. O başı bir kariyeler olsa, kapakaya çıkan başkalar olsa, başı etrafi payetlerde ulamalarımız etediği beymarlarını varıp kurganları, ziyaret kılınan ulularını ziyaret kılganları, çünkü o şeyle bir hareketli işlerde bu kadar yakışık oladı. Çünkü bu derslerden savaplı işler diyecek. Yani evde barın, hava ısıp, anınca ısırdı yerine kızdık bakan paydı da çarşkak paydı oladı. Çarşkak namazını okuş, cüda namazı dersi oladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunca keyin tahdik geldi. Bu namazı 2 rekatten 8 rekatlaşa okuyanları özlerinden rivayet bulan. Yani bu murid bulan adam, şu işe ihlas bulan adam vaktiyle insaniye karaydı. Hiç bulmadan da 2 rekat okusun. Demalar olsa, işi yok olsa, 8 rekatlaşa okusun. Özüyle savun buladı, yakışık buladı. O, bari bu yana uşaklarını zikri bulan. İş kılıyorken de helallik, haklik, Allah'ın kılıp durduğunu, hesap kitap kılıp durduğunu zinnalık unutmayı da tamam olmalı Müslümanlar. Peşin vakti buradan da azan etken de azabı cevap verip, taharetini kılıp varıp, cemaat kılan sünnetlerini koşup, yakışıklar peşinde koksun. Peşinden keyin yine koşu kızını her gün meşgulatıyla meşgul olsun. Esrini okuyandan keyin yine şu, esrini okuyandan keyin kuyaş kızarıp batışka başlayanda istiklalını artık edemem. Bir de kulu ve buyuk var. Yani şu ayette kıblaya karar oturup estağfurullah'ını daim tekrarla ayet tutursa bir de kette buyuk bir mehnet diyen buladı. Kette bir dereceler diye gelişer. Kuyaş batırken vakti dedi istiklal duala kabul olur. Şam namazını okuş bile kündüzgü kundun gürtleri ahirge yedir. Ana evde koşu bir günü tür yaptı. Adamını bir günü tür yaptı. Maşaklarımız zaten etediler ki ey bende sen türlerden ibaretsen tan aktarıp keştirdiğin ve git de günün ketti. Yani senin bir kısmın ketti. Ne türden ibaret olacak? Bittesi kemiydi. Elini gözünü açın. Şu bugün 30'dan günün keçeliden yaşlı oldu mu yok mu? Mumunun şiarı şu. Bugünkü günü keçekesinden elbette yaşlı oluş gerek, savabı kop oluş gerek. Ertesi bugünkiden yaşlı oluş gerek. Hani o da gözünde o zünkü sapladı. Bugün ne yaptı diyor. Ertele kop turdik, rondakta okudik, buna gelin ama oldu. Sapladı, gözünde o zünkü sapladı. Eğer nuksan bir yol koyarsan, şimdi ihtiyaç var, kimsesin şu nuksanlı olmasın. Bana şu gün taktirdir ya, bana şu kayda ya, bana şu kursa dönelerde amel eden adam, hakiki zakir buladı. Hakiki Allah'ın suyundan bendesi buladı. Bugünü geçesi de, ertesi bugününden afzal buladıkan büyük Müslüman şahs buladı. Bana şu hareketle, bana şu yaplarını demek yakışıklar uzlaştırıp, düşünüp,
hammamiz kun tartibimizni mana shu holatga keltirishimiz kerak. Kechani kun tartibi alohida bor, uni inshaalloh keyingi darslarimizda aytamiz. Bugun o'zi shundoq ham ancha so'zilib ketdi, uni ustiga savollar ham bor ekan. Hozir savollarga qo'ldan kelganicha javob berishga harakat qilamiz. Savol: hadis silsilasidagi buyuk oltilik kitobi haqida ma'lumot bersangiz. Hadis ilmida arab tilida sihahus sitta nomini olgan eng yaxshi saralangan to'g'ri hadislari mashhur bo'lgan oltita kitob bor. Hadis to'g'risidagi kitoblar juda ko'p, lekin shu oltitasi islom ummati tarafidan ixtiyor qilingan, hamma kelishgan va ularga oltita eng to'g'ri sahih hadis kitoblari degan nomni bergan. Ana shu sahih kitoblari zikr qilinar ekan, siz bilan biz ana shu Mavlononi Nahrni farzandlari, ana shu O'zbekistonni farzandlari butun dunyoga kategorik faxrga sohib bo'lamiz. Chunki mana shu olti kitobni ko'pchiligi bizni bobolarimiz hisoblanadi. Ularning imomi, ularning boshlig'i, kitoblari Sahih al-Buxoriy deb nomlangan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy bo'ladilar. Imom Buxoriyni jami'i sahihlari musulmon ummati ittifoqi bilan dunyoda Qur'ondan keyingi eng sahih kitob nomiga sazovor bo'lgan. Imom Buxoriyni bu kitoblarini hamma tan olgan, hamma ehtirom qiladi. Hamma demak ulug'laydi, haqlariga duo qiladi. Ikkinchi kitob Imom Muslimni kitoblari, uni ham jami'i sahih deyiladi. Muslim al-Qushayriy, u kishi ham Alloh subhanahu va taolo bergan bir ne'matdan foydalanib ajoyib bir kitobni hadis bo'yicha jamlaganlar. Ana undan keyin Imom Tirmiziyni, Abu Isa Tirmiziy, o'zimizni Tirmizda tug'ilib o'sgan, islom yurtlarida o'qib o'rganib hadis to'plaganlar va hozir Surxondaryoni Sherobod rayonida dafn bo'lgan zot Abu Isa Tirmiziyni demak jomiyalari hadis kitoblari uchinchi o'rinda turadilar. Undan keyin Imom Nasaiyni, Shuayb Nasaiy, u kishi Niso degan shahardan, u kishi ham bizni Navoiy nahridan hozirgi demak Turkmanistonni yerlaridagi qadimgi shaharlardan birida tug'ilib o'sib o'sha shaharga demak nisbat berilgan. Undan keyin Abu Davud Sijistoniy va undan keyin Ibn Majani kitoblari, mana shu olti kitob juda yaxshi sahih kitoblar deyiladi. Ulardan ikkitasi Imom Buxoriy bilan Imom Muslimni kitoblari jami'i sahih deyiladi. To'rttalari qolganlari sunan deb atalgan, chunki ular fiqh bobida demak hadislarni keltirishgan. Olti kishi, olti zot birlashib bitta hadisni rivoyat qilsa eng kuchli hadis. Undan keyin Imom Buxoriy bilan Imom Muslim ikkovlari rivoyat qilgani, undan keyin Imom Buxoriyni yolg'iz o'zlari rivoyat qilgani. Bu juda buyuk bir baxt, saodat. Mana Imom Buxoriyni o'rgandik biroz, bu kishini mana jami sahihlari tarjima qilinganida ko'pchilik o'qidi, lekin men afsuslar bo'lsinki ba'zi bir xatolar bor ekan, endi uni to'g'irlash niyatlari ham bo'lib turibdi, bor ekan bu ham. U kishini ikkinchi bir kitoblari Al-Adab al-Muflat degan kitoblari bor, uni bir vaqtlar diniy idora chop qilganida hammaga tarqatganida man o'sha kitobni olib ko'p majlislarda uzoq vaqt tarjima qilib og'zaki tarjima qildik. Buni hozir demak kompyuter diskida ham chiqdi, bu ovoz yozish tasmalarida ham o'sha tarjima 45 ta tasma bo'lib chiqdi. Hozirgi kunda uni ovozga tushirib inshaalloh Imom Buxoriyni Al-Adab al-Muflat kitobini yozma sharhini ham tayyorlayapmiz. Duo qilib turasizlar inshaalloh, imkoni bo'lsa buni ham hammamiz o'qib bir foyda manfaat olamiz. Imom Muslimni sahihlarini shogirdimiz Anvarjon Anvarjon tarjima qildilar. Hozirgi kunda biz o'zimizni islom.uz
demek internet sahifamızga koydu. Allah yada oku bundan hem faydalanmışlar. Savol. Ertalab o'qishga ketayotganimizda garaj oldidagi itlar hamla qilishadi. Qorovullarning bundan xabari bor, lekin chora ko'rishmaydi. Shu sababdan itlarga yesa halok qiladigan dorilarni tashlashga haqqimiz bormi? Ularga gapdan oldin o'sha itni egalarini bir ogohlantirib, iltimos qilish kerak. Bu itlar sizga kerak bo'lganda, shuni ushlab turibsizlar, kechqurun qorovulchilikda sizlarga yordam bersa kerak. Lekin bizga o'xshagan moddiy fuqaroni bunaqa noqulay holga solishingiz yaxshi emas. Iltimos, itlarni o'sha ertalab tong otgandan keyin bog'lab qo'yinglar, biz eson-omon yaxshi bir qo'rqmasdan ishimizga, o'qishimizga boraylik degan ogohlantirishni qilish kerak. Bo'lmasa mana mahallani rahbarlariga, milisiyaga aytish kerak. Odamlarni bunaqa bir noqulay holga solib qo'yish albatta bu tartibsizlik, noto'g'ri ish bo'ladi. Buni o'ziga yarasha chorasi ko'rish kerak. Savol: xatimda namoz o'qilayotgan paytda oyatlarning ma'nosini tushunmaganligimiz uchun ko'pincha xayolimiz chalg'iydi. Inson bunday sharoitda nima qilish kerak? Avvalo hammaylar bilinglarki, hozir qatl Qur'onda tik turib Qur'onni eshitayotganinglardan ulug' ibodat yo'q. Tushunyapsizmi? Farz namozlaridan, farz ibodatlardan keyingi eng ulug' ibodat Qur'on tilovati. Qur'on tilovatining eng ulug' nuqtasi tik turib namozda o'qish. Endi buni ustiga Ramazonni farzi qo'shilsa, qatl Qur'onni farzi qo'shilsa, masjid va uning jamoasini farzi qo'shilsa qancha bo'lishini bilasizmi? Hozir sizlar hayolinglar qochyapti ekan, aqli borib bo'lyapti ekan, lekin o'zinglar sezmagan holda dunyoda eng baxtiyor odam sizlarsizlar. Shuning uchun, avvalo o'sha eshitayotgan Qur'oningizdan Allohning kalomi ekanligini zinhor unutmanglar. Shunda hayol qochmaydi. Allohni misoliga o'xshatish mumkin emas, lekin aytib ko'raylik. O'zingiz hurmat qilgan bir odam yoki ishxonangiz rahbari chaqirib sizga ba'zi bir gaplarni aytsa beparvo bo'lasizmi? Yo'q. Butun jon qulog'ingizni eshitasiz. U e'tibor sizni so'kyapti. Qandaydir yana bir yomon gaplarni aytganingiz baribir eshitasiz. Endi Allohning kalomi bo'lsa, Allohning uyida tursak, qiblasiga qarab tursak, Alloh bizni ko'rib turgan bo'lsa, ichimizdagi, qalbimizdagi eng yetmekitgan narsalarimizni bilib tursa, demak, ana shularni biz his qilsak, qalbni hozirligini ta'minlasak, inshaalloh namozda hayolimiz qochmaydi. Qalbni hozirligi degani, qalbni mashg'ul bo'lib turgan narsadan boshqasini unutish. Aynan bu mana shu darslarni biz shuning uchun qilyapmiz. Namoz to'g'risida gapirganda ularni hammasini gapirdik. Endi men afsuski hamma darsni bitta masjidda qilmaydi. Shuning uchun yana sizlardan duo so'raymiz. Bu gaplar hammasi ruhiy tarbiya degan katta bir kitobda bor. Bu kitob uch qismdan iborat. Birinchisi poklanish deyiladi. Hozirgi mana shu gaplarimiz hammasi poklanish, ya'ni qalbni, ruhni, axloqni poklash. Ikkinchisi tiklanish, uchinchisi qo'rqlanish deb ataladi. Har biri Allohning o'zi yordam bersa 500 betdan ortiq sahifadan chiqadi. O'shanda o'qib inshaalloh foyda olamiz degan umidimiz bor. Bu yerda yana birodarlarimiz harakat qilib, yozib, suratga olib borishyapti. Bu ham shu siz azizlarga va xizmat qilish niyatida qilinayotgan narsalar. Ana sekin-sekin o'rganamiz. Men avval gapirib yurganim uchun takror bo'lmasin deb gapirmadim. Biz haqiqatdan namoz o'qiydigan bo'ldik, ro'za tutib davom bo'ldik, lekin ruhsiz namoz. Ruhsiz ro'za. Endi ro'zalarimizga ruh kiritishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak. Namoz o'qiganda hayolimiz qochmaydigan bo'lishni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun mana shu darslarni qilyapmiz. Tushunarlimi? Hozirgi bugungi kunda aytilgan narsalarim hammasi faqat shu qalbni toplash, ruhni tetiklashtirish, axloqni sayqallash yo'lidagi bo'ladigan omillardan hisoblanadi. Savol: men bozorda mashina ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanaman. Ba'zida mijozlarimiz olgan mollarining pulini ancha vaqtgacha bermay yurishadi.
Ana shunday vaziyatda o'sha mijoz yana mol so'rab kelsa, unga mol yo'q deb yuborsak, buning savdoimizga karohati bormi? Uni o'rniga. Bu narsa yo'q deyishni o'rniga, bu narsa bormi, men sizga bermayman deyishdi. Odam buni bunday qildingiz, islom buni bunday qildingiz. Birodar musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Mana demak bola chaqa boqyapman. Shuning uchun bor, men sizga bermayman. Deyish kerak. Tarbiya bo'lsin shu. Yo'q, siz yolg'on qilasiz. Lekin haqni ayting, unga ham qasr qilsin. Ajoyibmas-ku. Savol. Bizning savolimiz ishorai sabboba xususida. Aytishlaricha, ishorai sabbobani o'z vaqtida bajarmagandan ko'ra uni tark qilganlik yaxshi ekan. Chindan ham shundaymi? Ha, ishorai sabboba tortishuvli masala bo'lgan bizning yurtimizda. Boshqa yerda tortishuv emas. Chunki eski ulamolardan ba'zilari ham shu ishorai sabbobani qilmaslik kerak degan gaplarni aytgan. Borishdan qat'iy nazar. Shuning uchun odamlarimizni orasida bu masalada ikkiga bo'linish bor. Ba'zilar qilish kerak deydi, ba'zilar qilmaslik kerak. Qissa hozirga o'xshab, juda endi hisob qilganlar aytadiki, shoh Islom boboni to'g'ri qilolmay qolsa, keyin xato bo'lsa ish xato bo'ladi deydi. Shuning uchun biz avvallari doim aytib yuramizki, kimning ustozi ishorai sabboba qilasan deb o'rgatgan bo'lsa qilsin, qilmaganlarni ish bo'lmasin. Kimning ustozi ishorai sabboba qilmaysan deb namoz o'rgatgan bo'lsa qilmasin, qilganlar bilan tortishib janjal qilmasin. Eng to'g'ri yechim shu. Chunki aytganimizdek eski kitoblarda ikki xil gap kelgan. Shularni eski domolarning hurmatida biz shuni qarorini qilyapmiz. O'sha ishorai sabbobani qilishga ishtiyoqi borlar yaxshilab o'rgansin. O'rgansin. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Shu tashabbusni aytayotgani la ilaha illalloh deganda qo'lini ko'tardi. Endi shularni bo'ldi. Hech qanaqa ko'tarolmasa ham mayli. Hech nimasi yo'q. O'shani demak tushunish kerak, buni masala qilib ko'tarib, bir-birini xafa qilib, urush janjal darajasiga ko'tarish hech kerakli emas. Savol. Duo kitoblari ko'payib ketdi. Qaysi birini olishni bilmayapmiz. Bu ham bizdagi savodsizlikni bir ayanchli ko'rinishi. Shu mavzulikni bir ko'rinishi. Odamlarda o'sha duoni kelgan kelgan va'dalarga juda ishonuvchanlik, o'chlik bor. Odam duoni qilsa boy bo'lib ketadi. Olam duoni qilsa qarzi uziladi. Olam duoni qilsa bundoq bo'ladi degan gaplar odamlarni xayolini tortadi. Yaqinda bir kishi keldi. Ravoyat kechasida o'tirdik, domla bizga bir kitobdan o'qib berdilar. Xo'p, shuni so'ramoqchiman, so'rang. Xullas, bir namoz bor ekan. To'rt rakatli namoz bor ekan, unda o'qiladigan suralar ham tayin ekan, duosi ham bor ekan. Shu namozni o'sha ko'rsatilgandek qilib o'qisa, 100 yillik namozini o'rniga o'tar ekan. O'zi 100ga kirmagan bo'lsa, oshib qolgan bo'lsa, ota-onasiga ham qo'shilib ketar ekan. Ota-onasi ham undan oshib qolsa, endi u yoqni xudoni qasd qilib qo'yishgan bo'ladi. Bitta nafl namoz bilan bo'layotgan gap bu. Shuni so'radi odam, men aytdim, nimaga so'rayapsiz? Sizga domla arab kitobdan o'qib beribdi. Domla odam ekan, tushuntiribdi. Yana nimaga mendan so'rayapsiz? Desam so'ragim keldida, dedi, men aytdim, yo'q, sizni so'ragingiz kelgani, yuragingiz ko'tarmayapti. Aqlingizga sig'mayapti bu. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin deganni ochiq aytishdan qo'rqyapsiz, chunki kitobda bor domla aytgan gapni inkor qila olmaysiz, qilolmayapsiz. Mana shuning uchun sizdan shuni so'rayapman. Demak, bu o'zi oddiy bir din ilmini o'qimagan insonni ham kallasiga sig'maydigan narsa. Men afsuski, mana shu duo kitoblarini ko'p o'qigan, mana shu narsa bor.
Ana shu narsa bor. Odamlarni dangasalikka, ana shunaqa bo'lmasdan, amal qilmasdan bir narsaga erishishga va hokazo va hokazolarga undaydi. Shuning uchun bu kitoblar ko'paygandan ko'payyapti. Chiqqanini talab etyapti odamlar, turga qiziqqanlar yana chiqaryapti va hokazo. Haqiqatda esa o'zi haqiqatda duo juda ulug' narsa. Bu ibodatni iligi, mo'minning sadoqati juda katta fazilatli narsa. Lekin duoni mahni ham bor, duoni o'zi ham bor. Va Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni birlarni o'zimizga vazifa qilib, birlarimizni ixlos bilan bajarib, kun tartiblarimizni dinimiz ta'limoti asosida qilib, uni yaxshiligidan, foydalaridan bahramand bo'lib yurishimizni nasib etgan bo'lsin. Kechasidagi vazifalar, kechasidagi ibodat, kechasidagi zikr deganda ko'pchiligimizning xayoliga eng yaxshisi kechasi men uxlamay chiqish degan xayol keladi. Chunki palonchi kechasi masdan uxlamasdan namoz o'qib chiqar ekan, pistonchi zikr qilib chiqar ekan, ana shuni oqibatida vali bo'lgan ekan, yuqori darajalarga erishgan ekan degan gaplar, so'zlar, rivoyatlar, yozuvlar ko'p. Lekin aslida shu gap to'g'rimi?